çalışanları, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz diyoruz öncelikli olarak. Birçoğunuzun da bildiği gibi 1 Ekim, 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Avrasya Hastanesi kanserde erken teşhisin önemine her seferinde değinerek rutin kontrollerinizi ihmal etmemeniz konusunda sizleri sürekli bilgilendiriyor. Özellikle de meme kanseri, birazdan hocalarımız da size detaylı olarak bilgilerini açıklayacaklar. Erken teşhis edilebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık. Meme kanseri ve diğer tüm kanser hastalıklarını Avrasya Hastanesi'nde başarıyla tedavi ediyoruz. Ancak bugünkü konumuzun meme kanseri olması dolayısıyla da toplumumuzun en önemli, kıymetli parçası olan siz kadınlarımızı meme kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda bilgilendiriyoruz. Biz burada tanısını, teşhisini koyduğumuz binlerce kanser hastasına Avrasya Hastanesi'nde umut oldu. Çok kıymetli hocalarımız ile gerek radyasyon onkolojisi, gerek medikal onkoloji, gerekse cerrahi yönden hastalarımızı tedavi ettik. Kanserin tanısında önemli bir yer eden patoloji, biyokimya ve radyoloji bölümlerimizde bu konuda çok deneyimli ve donanıma sahip başarılı hekimlerimizle tanı koymada en doğru ve tercih edilir basamakta yer aldık. Gerek yurt içi gerek yurt dışında başarılı tedavilerimizi duyan, tavsiye üzerine gelen birçok ülkeden hastamıza tedavilerimizle hala hizmet etmekteyiz. Onkoloji bölümünde iddialıyız ve bu konuda da referans hastaneyiz. Hastalarına arkadaş gibi, abla gibi, abi gibi yaklaşan, onları tıbbi anlamda, psikolojik anlamda bu tedaviye en güzel şekilde hazırlayan, gece gündüz demeden her an onlara cevap veren tüm doktorlarımızı huzurlarınızda öncelikle kutluyoruz ve bir alkış istiyorum kendilerine. Bu güzel söyleşimize başlamadan önce de sizlere kanserin teşhis ve tedavisinde yer alan birbirinden başarılı hekimlerimizin isimlerini hemen arz etmek istiyorum sırasıyla. Radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin bizlerle. Medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen bizlerle. Patoloji uzmanımız Uzman Doktor Nilgün Erdoğan bizlerle. Radyoloji uzmanımız Uzman Doktor Hasan Murat Dikmen bizlerle beraber. Ve genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Kerim Özatay bugün söyleşimizde bizlerle birlikte. Ve değerli misafirlerimize de tekrardan bugün bizleri yalnız bırakmayıp hastanemize teşrif ettikleri için de tekrardan teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. İlk olarak bize basından yansıyan birkaç sorumuz var. Bunları da hekimlerimize yönlendirmek istiyorum. Bu konuda da hem bilgi sahibi olmuş oluruz hem de ardından da sizlerin merak ettikleri varsa zaten sorularınızı da alıp hocalarımızla birebir sizleri de görüştürme imkanına sahip olacağız diyorum ve hemen İlk olarak patoloji uzmanımız Osman Doktor Nilgün Erdoğan'a sorumuzu sormak istiyoruz. Hocam, meme kanseri nedir? Tabii genel olarak aslında kanser vücudun pek çok bölgesinde görülebilen kötü huylucu var. Önce kontrolsüz bir çoğalma mekanizması söz konusu. Yani normalde bizim normal hücrelerimiz belli bir kontrolle çoğalırlar. Durması gerektiği zaman da dururlar. Ama kanser dediğimizde kontrolsüz bir çoğalmadan bahsediyoruz. Yani vücudumuzun normal mekanizmaları bu hücrelerin çoğalmasını durduramıyor. Bu kontrolsüz hücreler çoğalmaya devam ediyorlar. Bir kitle oluşturuyorlar. Tabii bu kitle yavaş yavaş büyüyor ve yalnızca büyümekle kalmıyor. Zaman içinde damarlara girerek vücudun diğer bölgelerine de geliyor. O zaman bu olaya da metastaz ya da kanserin yayılımı diyoruz. Dolayısıyla vücutta köken aldığı yerde kitle oluşturup daha sonra damarlara girerek uzak bölgelere yayılabilen tümörlere genel olarak
kanser adı veriyoruz. Meme kanseri de bu kötü huylu hastalığın memede karşımıza çıkan formu. Neden bu kadar önemli? Yani her kanser tarafı çok önemli ama memeyi ayrı ayırıyoruz. Üzerinde çok duruyoruz, çok bahsediyoruz. Çünkü çok sık görülen bir tümör. Özellikle ileri yaşlı kadınlarda 7-8 kadına bir görüldüğünü düşünürsek oldukça sık karşılaştığımız bir tümör. Ben yeni uzmanken, mesleğimin başındayken de çok korktuğumuz bir tümör meme kanseri. Fakat günümüzde bu sık görülmesi sayesinde hem tanı yöntemleri gelişti, tedavi yöntemleri gelişti. Artık eskisi kadar da korkmuyoruz. Çok uzun süre yaşayan hastalarımız var. Burada mesela ufacık çocuğuyla gelip, şu anda çocuğu liseye giden, her geldiğinde bizi ziyaret eden, uğrayan, tamamen iyileşmiş olarak kabul ettiğimiz hastalarımız var. Bu bizi tabii çok mutlu ediyor. Ama tabii burada tek bir koşul var, erken yakalamak gerekiyor. Bu kadar uzun süreli sağ kalımları, iyi gidişleri sağlamak için de erken yakalamak gerekiyor. Tanıyı erken koymamız lazım. Kesin tanıyı patoloji koyuyor meme kanseri tanısını ve bundan sonra ekip olarak hep birlikte hastanın gidişatını, tedavisini, prognozunu hep beraber değerlendirerek onkoloji konseyimizde kararlı. Uzmanımız operatör doktor Kerim Özakay'a sormak istiyoruz. Hocam, meme kanseri belirtileri nelerdir? Çok teşekkür ederim. Meme kanseri belirtileri hasta bize ilk başvurusunun nedeni genellikle sağ veya sol memesinde bir şişlik hissettiği şeklinde bize başvurur. Meme kanseri toplumda yanlış bilindiği üzere ağrılı bir tümör değildir. Yani meme ağrısı nedeniyle en çok poliklinik başvurularımız oluyor. Meme kanserleri genelde ağrısız kitlelerdir. Meme kanseri belirtilerini şöylece sıralayabiliriz. Memede bir sertlik. 2. Meme başında çekinti. 3. Meme cildinde çekinti. 4. Meme asimetrisi, yani her iki memeden şekil farklılığı, bir diğerinden büyük olması gibi. Normalde ikisi biraz farklı olur. Fakat hasta yaşamı boyunca bunu bilir. Eğer bildiği farklılıktan daha değişik türde, daha gross bir farklılık hissettiğinde bize başvurabiliyor. Genel olarak meme kanseri belirtileri bunlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve hastanemizin radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin de bugün bizlerle. Kendisine hemen sormak istiyoruz. Hocam, meme kanseri taramalarından bahseder misiniz? Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. 1970'li yıllardan sonra gelişen mamografi ve ultrasonografi teknikleri ve bunların taramalarda kullanılmasıyla beraber meme kanserinin erken evrede yakalanması, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve devletlerin özendirmesiyle elde muayenelerle beraber erken meme kanser tanısı yaygın hale gelmiştir. Mamografi ve ultrason tarama testi olarak ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın meme kanseri tarama programında 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme muayenesi ve 2 yılda bir kere de ultrason eşliğinde hekim muayenesi, 40 yaşından sonra da yine kendi kendine meme muayenesi ve 2 yılda bir hekim muayenesi eşliğinde mamografik ve ultrasonografik tetkikler önerilmektedir. Tabii ailesinde yatkınlığı olanlarda bu şeylerin, tetkiklerin ve tarama testlerinin daha erken dönemlerde yapılması planlanıyor. Ülkemizde bu konuda çalışan birçok merkez var. Hastanelerin meme poliklinikleri çok yaygınlaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın KETEM denilen kanser erken teşhis tarama merkezleri çok yaygınlaştı. Ve basın ve sosyal medya aracılığıyla yapılan uyarılarla halkımız son günlerde bu konuda yaygınlaştı. Biz de gördüğünüz gibi bu 31 Ekim meme kanseri farkındalık günlerinde halkımızla el ele vererek bu konuyu tekrar gündeme getirip bir farkındalık yaratmak amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Mamografi ve ultrasonografik tarama testlerinin gündeme alınmasıyla beraber meme kanserinde ölüm oranlarının yaklaşık %50'den fazla azaldığı ve erken evre meme kanseri yakalanma oranında yaklaşık %80 oranında arttığı bugün bildirilmekte. O nedenle bu kapsamda kendi kendine meme muayenesi ve tarama testlerinin yaptırılarak her kadının kendi meme kanseri açısında kendisinin güvencesi olabileceğini ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evrememede radyolojinin önemini sormak istiyoruz hemen. Radyoloji uzmanımız Uzman Doktor Hasan Murat Dikmen. Radyolojide daha doğrusu meme kanserine evreleme önemli. Bunun içinde yaptığımız bazı tetkikler var. İlk önce bize cerrah arkadaşımız tarafından refer edilen hastaya ultrason ile başlayıp meme MR'ı ile biten incelemelerimizi yapıyoruz. Bu incelemelerde saptadığımız memede yer kaplayan lezyonun boyutu artı aksiyel bölgenin tutulumu evreleme bakımından önemli. Bunların boyutlarına göre evrelenen meme kanseri de tabii ona göre cerrahi artı kemoterapi veya radyoterapi şeklinde tedavi evrelerine ayrılıyor. Erken evre dediğimiz evre 1'de hastayı yakalamak lezyonun boyutunu yani lezyon dediğimiz tümörün boyutu en ufak boyutta yakalayıp o şekilde hastanın tedavisini ve sürüğünü yani hayatta kalma sürecini sağlamak, garanti etmek veyahut da uzatmak şeklinde oluyor. Hasta bize geldiği zaman cerrah tarafından muayenede tespit edilen veya edilemeyen şüphe üzerine gelen hastaya biz bu tetkiklerle lezyonu saptadıktan sonra tabii ki tanıyı kesinleştirmek için biyopsi yapıyoruz. Meme kanserini kim tedavi eder ve tedaviye dikkat edilmesi gerekenler nelerdir hocam? Meme kanserini yani hocaların çok güzel bir şekilde başından tedavi aşamasına kadar özetlemiş oldu. Tedavi evrimi çok önemli. Murat hocamızın dediği gibi hastaya tanık olduktan sonra erken evrimi, lokal evrimi, ileri evrimi bir kere onu biz klinisyen olarak multidisipliner bir şekilde o belirlememiz gerekiyor. Bunda mutlaka radyoloji bilgiler teknikleri çok önemli oluyor. Ve bunu belirledikten sonra erken evrede ve lokal ileri evrede özellikle erken evrede vazgeçilmez tedavi yöntemleri lokal tedaviler. Erken evrede cerrahi ben öncelikle aslında bir Kerim Hocam konuştuktan sonra ben ilaç tedavisine gelmek istiyorum. Tamam. Hocamıza da. İlk olarak şöyle sormak istiyorum. Evet, meme kanserinde cerrahinin önemi nedir diye hemen konunun arkasından Kerim hocamızdan cevap alalım. Masamızda da görüldüğü gibi ben biraz masanın dışına doğru çıktım. Meme kanserindeki bugünkü genel cerrahın durumu böyle. Ama 30 sene önce böyle değildi. Erken tanı yöntemleri geliştikten sonra belki de bir 10 sene sonra, 20 sene sonra cerrah meme kanseriyle çok ilişkili görünmeyecek. Ama yine de bugünkü şartlarda konuşacağımız mevzu sorunuz erken meme kanserinde cerrahinin yeri tamam. Erken meme kanseri derken 2 santimin altında
aksiliyer metastaz yapmamış, yani koltuk altı lenf bezleri tutulmamış meme kanseri. Meme kanseri, erken meme kanseri olarak söyleyebiliriz. Bunlarda tümör çapı 2 ile 5 santim arasında olsa bile bazen erken kanser olarak tanımlayabiliyoruz. Cerrahi olarak günümüzde lokal tedaviler ön planda. Memeyi korumak önemli, koruyucu cerrahi önemli. Erken meme kanserinde koruyucu cerrahi teknikleri ile hastanın memesinin korunması ilk şart olarak bugünkü uygulamalarımızda geçerliliğini koruyor. Radyoterapi yüksek enerjili X ışını dediğimiz normal film çekilen görüntülerin alındığı X ışınlarının yüksek enerjilerle tümörlü hücrelerin bulunduğu alana gönderilmesiyle yapılan bir tedavi metodudur. Bu tedavi metodu meme kanserinde operasyon sonrası var olabilecek hücrelerin ortadan kaldırılması ve bunun sonucunda hastanın yaşam süresinin ve nükslerinin azaltılması amacıyla kullanılır. Radyoterapi aynı zamanda bu hastalarda metastazlara bağlı ya da tümöre bağlı kanamalarda, kemik ağrılarında, beyin metastazlarına bağlı nörolojik sonuçların giderilmesinde kullanılır. Meme kanserinde radyoterapi, demin Kerim Bey'in de söylediği gibi, Kerim Hocam da söylediği gibi, erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi prosedürleri çok şu dönemde popülerize oldu. Bu sayede kadının kendi organıyla yaşama şansı kadına verilmiş oldu. Meme koruyucu cerrahi uygulanan tüm hastalarda radyoterapi bu tedavinin bir kardeşidir. Mutlaka her hastaya uygulanır. Ancak eğer çok ileri yaştaysa, 75-80 civarındaysa ve patolojik prognostik faktörler dediğimiz bir takım göstergeler çok iyiyse, hastanın da genel durumu hani bu işlere çok gelip gidecek kadar uygun değilse, bu hastalar radyoterapisiz de takip edilebilir. Ama şartlar var. Ama genellikle meme koruyucu cerrahi uygulanan tüm hastalarda radyoterapi tedavinin kaçınılmaz bir kardeşidir ve bu şekilde yer alır. Hastalarımız bir masa üzerinde uzanırlar. Sabitleme cihazlarımız vardır. Özellikle meme bordu bu işte kullanılır. Bu meme bordunda hasta hareketsizleştirilir ve o pozisyonda planlama filmi çekilir. Bu planlama filmleri çekildikten sonra bizim planlama bilgisayarımıza atılır bu görüntüler. Ve her bir kesitte hastanın bütün organları tek tek çizilir. Böylelikle biz sanal ortamda hastamızın sanal şeklini oluştururuz. Üç boyutlu. Bundan sonraki aşamada birlikte çalıştığımız radyoterapi multidisipliner ekibinin bölünmez parçası olan medikal fizikçi arkadaşlarımız bizim belirlediğimiz dozlarda ve kritik organların alması gerektiği dozları aşmayacak şekilde tedavi planını hazırlarlar. Tedavi planı hazırlandıktan sonra hep beraber oturur ve tedavi planlarına bakarız. Bunun için çeşitli tekniklerle bir sürü tedavi planı hazırlanır. En uygun ve en az zarar verecek plan, hasta için uygun görülen plan seçilir. Seçildikten sonra tedavinin ilk günü bizim setup dediğimiz bir gün. Bu günde ne yapılır? Sanal ortamda oluşturduğumuz hasta planlarını gerçek hasta üzerine yerleştirme günüdür. Ve bugün radyasyon onkolojisi hekimi, medikal fizik uzman arkadaşlarımız ve tekniker arkadaşlarımız hep birlikte aynı gün tedaviye girerler. Hasta tedavi pozisyonu verilir ve kaydırmalar, şunlar bunlar yapılarak alanlar netleştirildikten sonra tekrar işaretlenir ve tedavi başlar. Tedavi başladıktan sonra tedavi şeye göre değişir. Memesi alınmış hasta ya da memesi olan hasta şekline göre değişir. Memesi alınmış hastalarda genellikle 25 iş günü tedavi süresi.
memesi duran hastalarda genellikle 30-33 gündür. Ancak son yıllarda hipofraksiyone dediğimiz daha kısa süreli doz, daha yüksek dozları daha kısa sürede verdiğimiz ya da parsiyel dediğimiz sadece tümörün çıkartıldığı alanı ışınladığımız radyoterapi metotlarında gelişmiştir. Bu konuda çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Eğer hasta için endikasyonunu koyabilirsek bu tür ışınlamaları da yapıyoruz. Şu anda bu tür ışınlamaların yapıldığı birçok hastamız var hipofraksiyone tedavi ama bunun tabii endikasyonunun mutlaka uygun olması gerekir. Onun haricinde normal, konvansiyonel dediğimiz her zaman uyguladığımız radyoterapi metotlarını uygularız. Bu setup gününde hasta başladıktan sonra tekniker hasta arkadaşımız tedavisine devam eder. Radyoterapi yan etki olarak son yıllardaki teknik gelişmeler ve elimizdeki cihaz kalitelerine göre yan etki instansları çok azalmıştır. Ama gördüğümüz, en sık gördüğümüz yan etki cilt üzerinde güneş yanığına benzer yanıkları oluşturur. Yani güneşte nasıl insanlar önce bir kızarıklık belirip arkasından nasıl bir bronzlaşma şeklinde kahverengileşme oluyorsa radyoterapi alan bölgelerde de aynı şekilde cilt değişiklikleri olur. Tabi radyoterapinin gelişmediği dönemlerde görerek bilerek yaptığımız tedavi metotları az olduğu için kalp gibi, akciğer gibi dokularda bir takım hasarlar görülebilmekteydi. Ama 1970'li yıllardan sonra gerek bilgisayar sistemindeki gelişmeler, gerek tedavi cihazındaki büyük gelişmeler bizim hastalıklı bölgeyi ve çevre sağlam dokuyu birebir görerek tedavi yapmamıza imkan sağladığı için artık günümüzde yan etki profillerinin görülme sıklığı daha da azalmış oldu meme kanseri için. Bu da bize erken evre meme kanserinde radyoterapinin önemini şu şekilde koyuyor. Daha küçük tedavi alanları daha iyi tedavi sonuçları şeklinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Evet, hastanemizde radyasyon onkoloji bölümümüzde de birçok hastaya tedavi sunduk, şifa olduk. Değerli hocamızın takibinde, tedavilerinde ve tüm ekibinin güler yüzüyle, kendisinin ilgisiyle kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi hastanemizde medikal onkoloji alanımız var. Tabii ki burada da tüm hastalarımıza değerli hocamız gerekli ilgi alakasıyla tüm vaktini verebilecek kadar diyebiliriz. Sabah akşam mesajlarına kadar, cevaplarına kadar tüm hastalarına dönüş yapıp onlarla birebir ilgi alaka içinde olan hekimlerimizden birisidir ve çok sevilen doktorlarımızdan birisi. Şimdi de immünoterapi ve akıllı ilaçların son zamanlarda çok önemli bir yer ettiğini duyuyoruz. Ve bununla ilgili de medikal onkolojide de immünoterapi ve akıllı ilaçlar konusunda hocamızdan kısaca bilgiler almak istiyoruz. İmmünoterapi ve akıllı ilaçlardan önce medikal onkoloji yani ilaçlarla tedavide tedavinin meme kanserindeki önemini bahsetmek gerekirse sıklıkla hastalar ameliyat olduktan sonra bize gelir ve cerrahlar genelde der ki tertemiz yaptım sonra ve hastalar zanneder ki hani bir daha bu işten kurtulduk. Tümör hücreleri 1 trilyon hücreye ulaşıyor. 1 santimetre küpe yani önce mikroskopik olarak hücre düzeyinde başlıyor. Tümör büyüyor ve yaklaşık görünür hale geldiğinde çoğu 1 santim çapına geliyor. Ve 1 santimetre küplük bir tümörde yaklaşık 1 trilyon tane hücre oluşuyor. Ve artık tümör hücreleri kendi kendine ya da difüzyon dediğimiz etrafın besin ve oksijenini kullanamaz hale geliyor. Ve ne yapıyor? Yeni damarlanmayla ya da yakınındaki damarlara girme yoluyla besinini, oksijenini almaya çalışıyor ve bu sırada önce koltuk altı lenfeze dediğimiz en yakın dolaşım sistemi olan dolaşıma katılıyor. Oradan sonra da vücuda geçme ihtimali artıyor. Yani tümör çapımız arttıkça komşu lenf nodlarına giden tümör hücre sayısı ya da riski artıyor. Lenf nodlarına geçtiğinde de vücuda geçme riski artıyor. Şimdi cerrahi olarak tümör çıkarılsa bile mikroskopik olarak yatakta her ne kadar patologlarımız bize çok değerli bilgiler verse bile
diğer vücudun lenf notlarına gitmediğini gösteremiyoruz. Çok yeni çalışmalar dolaşımdaki tümör hücrelerini gösterme yoluyla buna da çözüm arıyor ama şu anki elimizdeki standartlarda 1 santime geçmiş, 2 santime geçmiş tümörlerin başka yerde, başka organda, başka lenf notunda olmadığını göstermek mümkün değil. Bu nedenle ve çok geniş çaplı bilimsel çalışmalarda gösteriyor ki örnek 2 santimlik bazı moleküler özellikleri olan ki onu birazdan Nilgün hocamızla konuşacağız. 2 santimlik bir tümör vücutta yayılma oranı %10 iken başka bir moleküler özelliği olan %3 olabiliyor ama bir şekilde bunları bizim ameliyat sonrası veya ameliyata hazırlamak amacıyla tedavi etmemiz gerekiyor ya da bir daha geri gelmemesini engellememiz gerekiyor. Ve eskiden çok daha ileri tümörlerde kemoterapiler kullanırken artık dünyada son 5 yılda 2 santimden itibaren tüm tümörlerin hemen hemen özellikle de akıllı ilaçlara duyarlı olan tümörlerin ameliyat öncesi küçültülmesi ve böylelikle de verilen ilaçlara duyarlı testlerin yapılmış olması gerekiyor. Ve ondan sonra da daha rahat bir şekilde cerrahlarımız çalışıyor. Ameliyat olduktan sonra da genellikle meme kanserlerinin %85-90'ında 5 yıl boyunca kullanacakları ya halk tedavileri ya 1 yıl boyunca kullanacakları damardan akıllı ilaçları olabiliyor. Şimdi patolojinin görevi eskiden gelmezse tanıyı koymaktı. Tanıyı koyuyorduk. Evet bu meme kanseri, evet kol altı lenf nodunda da yayılmış. Buna göre bir tedavi planlanıyordu. Ama tabii ki kanser dünyada tıbbın en çok üzerinde çalıştığı konu. Dolayısıyla yeni gelişmeler çok fazla. Kanserin, bugün ben ders anlatırken öğrencilerime de söyledim. İlk başta bundan seneler önce biz ders anlatırken işte bu hastalık böyle oluyor ama nedenini bilmiyoruz. Böyle anlatıyorum. Yani şimdi bugün anlatırken diyoruz ki bu hastalık var. Çünkü şu iki gen arasında mutasyon oluşmuş, iki kromozom arasında değişiklikler olmuş. Yani artık bu moleküler analizler sayesinde hangi kanser nasıl oluşuyor, nasıl gidiyor, hangi ilaçlara yanıt verebiliyor bunları da belirliyoruz. Dolayısıyla patolojinin kanser tanısındaki yeri oldukça genişledi. Artık görevimiz yalnızca tanı değil, prognostik ve prediktif faktörleri de onkolojinin ve diğer kullanımına sunmak. Mesela meme kanserini örnek vereyim daha spesifiye edersek en azından meme kanserine özel neler yapıyoruz. Meme kanserinde tanımızı koyduktan sonra immünohistokimyasal inceleme ile tümör hücrelerinin düzeyinde östrojen reseptörü var mı, progesteron reseptörü var mı, HER2 mutasyonu ya da CRP2 mutasyonu dediğimiz bir mutasyon var hücrelerinde oluşan. Bunlar var mı? Hücrenin çoğalması ne kadar? Yani bir tümör, 100 tane tümör hücresinde kaç hücre çoğalıyor? K67 dediğimiz özel bir yöntem, yöntemlerin adı çok önemli değil. Yüzdesini veriyoruz. Bu 4 parametreyle hastanın tedavisi ilk baştan bir oluşuyor. Yani tümörün tipi nedir? Tümör nasıl gidecek? Daha agresif mi yanaşılsın? Daha geniş bir tedavi mi uygulansın? Bunlar bu şekilde belirleniyor. Tabii biz bunları öğrenip uyguluyoruz. Sonuçta da başka şeyler geçiyor. İşte immünoterapinin devreye girmesi gibi. İmmünoterapi biraz da son silah bölümümüz. Diğer yöntemlerin çok iyi yanıt vermediği noktalarda immünoterapiye geçiliyor. İmmünoterapi bağışıklık sistemi ile ilgili bir şey. Sanırım siz konuşacaksınız onunla ilgili. Yani çok güzel ben anlatayım. Bağışıklık sistemi kanserde çok önemli. Kanserin gelişiminde önemli bir kere. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda kanser gelişme riski daha düşük. Ama bağışıklık sistemi zayıfsa bu durumda kanser riski sağlam olan kişilere göre daha fazla yükseliyor. Mesela AIDS dediğimiz hastalık biliyorsunuz, duydunuz, bağışıklık sisteminin çökmesiyle giden bir hastalık. Bu hastalarda mesela kanser riski çok yükseliyor. Bu göstermiş ki işte bağışıklık sisteminin kanser gelişimiyle ilişkisi fazla. Tümör geliştikten sonra da bağışıklık sistemi hala çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemi hücrelerimiz malign tümör hücrelerini tanıyabiliyorlar. Onları yakalıyorlar.
bakıyorlar ki bu kanser hücresi benim kendi normal vücut hücrem değil, o zaman saldırıp bu hücreleri öldürüyorlar. Yani bağışıklık sisteminin oluşan tümörün büyümesini durdurmakta, yavaşlatmakta, hatta bazen belki ortadan kaldırmakta erken dönemde bizim haberimiz olmadan bağışıklık sistemimizin çok önemli rolü var. Şu anda diğer kullandığımız moleküler analizlerin yanı sıra en popüler olan, en yeni kodlardan bir tanesi bağışıklık sistemi ve kanserin ilişkisi. Mesela bizim erken dönem tümörlerde, yani uzak metastazı yapmamış tümörlerde kullandığımız bir evreleme sistemi var. Tüm dünyada yaygın kabul edilen TNM sistemi diye geçen. Ama son çalışmalarda, patolojik çalışmalarda gösterilmiş ki bu erken evre tümörlerde bağışıklık skoru, immün skor dediğimiz bir faktör var. Bu daha henüz her tümörde kanıtlanmış değil, üzerinde çalışılıyor. Fakat bu immün skor, eğer bu çalışmalar şu anda çok ümit vaat ediyor, immün skorun, bağışıklık skorunun tümörlerdeki önemi ilerlerse belki de bu evreleme sistemlerinden çok daha yüksek oranda erken evre tümörleri prognozunu, yani sağ kalım sürelerine oranlarını belirleyecek deniyor. Dolayısıyla görüyoruz ki bağışıklık sistemi önümüzdeki yıllarda da üzerinde çok fazla çalışılacak bir konu. Bunun için de onkoloji uzmanlarımızın bizden bir isteği oluyor. Gerekli gördükleri vakada, yani immünoterapini yapmak istedikleri, kullanmak istedikleri vakada bizden immün yanıtın derecesini, tümör hücrelerinin immün sistemi yanıt verip vermediğini belirten molekülleri göstermenizi istiyorlar. Biz de immün sistemi yöntemleriyle boyayarak ve bir spor sistemini kullanarak tümör hücresinin bağışıklık sistemiyle olan ilişkisini ortaya koyuyoruz. Onkoloji de, onkoloji uzmanlarımız da bizim verdiğimiz bu sonuçlara göre immün terapi planlamalarını yapıyorlar. Bununla ilgili sanıyorum Tarkan'da daha geniş bilgi verecek. Teşekkür ederim. Genellikle sıklıkla televizyonda, magazinde, meme kanseri ya da kanserlerde immünoterapide akıllı ilaçlar çok sıklıkla gündeme geliyor. Bu patolojinin yardımıyla ya da genetik materyal çalışması yardımıyla patolojinin eşliğinde biz diyoruz ki bu akıllı ilaçlarda özellikle akıllı, niye akıllı? Çünkü tümörün normal dokulardan daha farklı salgıladığı reseptörler veya normal dokularda bulunmayan mutasyonları gören ilaçlar olduğu için bunları akıllı ilaç diyoruz. Yani gidip direkt tümör hücrelerini tanıyor, ona yönelik oluşturulmuş olduğu için akıllı ilaç diyoruz. İmmünoterapiler neler? İmmünoterapiler de özellikle tümör hücreleri, normalde vücutta sürekli bir tümör hücresi oluşuyor. Tümör hücresi ne demek? Anormal hücreler oluşuyor. Fakat vücut, Nilgün Hocam'ın dediği gibi bunları yok ediyor. Fakat tümör hücrelerin önemli bir kısmı kendine kamuflaj teknikleri oluşturuyor. PDL1, PD1 gibi bir takım moleküllerle adeta o proteinleri salgılayarak bir maske oluşturup kendini kamufle göbebilir ki bağışıklık hücrelerine ben sendenim diyor, beni yok etme diyor. Yani ben senin için zararlı bir hücre değilim diyor ve bu şekilde başlıyor iş yapmaya ve tümör hücresi giderek büyümeye başlıyor. Yani çoğalmaya başlıyor, artmaya başlıyor. Bağışıklık sistemi geliyor, yanından geçiyor diyor. Özellikle bu kamuflaj moleküllerine yönelik geliştirilmiş ilaçlara immünoterapi diyoruz. Özellikle o molekülleri, kamuflaj moleküllerini bu ilaçlar vücuda girdikten sonra buluyor, o maskeyi indiriyor ve bağışıklık sistemi o tümör hücrelerini artık yabancı tanımaya başlıyor ve yok etmeye başlıyor. İmmünoterapilerin genel olarak işleyiş mekanizması böyle. Daha farklı, özellikle immün yanıtı arttıran interferon gibi bazı moleküller de var, değişik yöntemler de var ama şu an en popüler olan ve hemen hemen artık her tümörde de etkinliği giderek kanıtlanan ilaçlarımız immünoterapiler ve akıllı ilaçlar. Ve akıllı ilaçlar, peki halen kemoterapileri kullanmıyor muyuz? Halen işte eski konvansiyonel tablet tedavileri uzak kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bunların sayesinde ne oluyor? Özellikle ileri evre tümörlerde, erken evre tümörlerde de öyle.
aslında immünoterapiler artık neredeyse erken evreye doğru meme kanserinde de gelmeye başlamış durumda. Eskiden 6 ay, 9 ay, 1 yıl bahsettiğimiz sağ kalınlar olan meme kanserli hastaların çok önemli bir kısmında da tam yanında şifa alma olasılığımız artıyor. Hemen hemen meme kanserli hastaların erken evreli ameliyat olanı çoğunu biz biliyoruz ki artık şunu diyebiliyoruz işte şu tümör özelliklerim var. Çoğunda %90'ın üzerinde 5 yıllık, 10 yıllık sağ kalınlar bildirebiliyoruz. Yeter ki erken ya da lokalleri evrede tespit edilebilsinler. İleri evre kanserlerde bile belirtiyorum tekrar. Bu akıllı ilaçlar, kemoterapiler, cerrahi ve radyoterapiyle ortak semptom palyasyonu ya da lokal progresyonu durdurucu yaklaşımlarıyla beraber çok çok uzun, çok daha iyi sonuçlar almaktayız. Ve kanser tedavisinin takibinde radyoloji ne kadar önemli bunu soracağız. İlk olarak evrelemede öneminden bahsetmiştik. Şimdi de kanser tedavisinin takibinde radyoloji ne kadar önemli diyoruz. Değerli doktorumuz uzman doktor Hasan Murat Dikmen'e. Şimdi evrelemede tabii radyolojinin önemi var. Biz onu önceki söz aldığımda bahsetmiştim ama PET-CT var. Yani evrelemede PET-CT de kullanılıyor. Bu takipte de önemli. Yani gerek kemoterapi veyahut da cerrahi artı kemoterapi veya radyoterapi alan hastaların takibinde biz yine ultrason, MR ve daha az olmak üzere mamografi kullanıyoruz. Buna göre nüks var mı, rezülü tümör var mı bunları yakalamaya çalışıyoruz. Rutin takipler yani meme kanseri teşhisi konmuş hastalar yine klinisyen tarafından rutin bir şekilde takip alınmış. Şüphelendiği veyahut da normal kontrol zamanı gelmiş hastaları radyoloji bölümüne gönderir. Biz de gerekli incelemeleri yaparız. Tabii burada sorun şu, acaba tedaviye bağlı bir lezyon mu yoksa nüks mü? Bunun ayrımını yapmaya çalışırız. Ayıramazsak da biyopsi ve yine patolojiye göndeririz. Bu şekilde de takiplerimizi gerçekleştiririz. Tabii bizim takiplerimiz sadece memeye veya koltuk altına yönelik olmuyor. Yani uzak metastazlara da bakıyoruz. Bu evrelemede de öyle. Bunun için akciğer yani toraks ve batın bölümleri araştırılıyor. Veyahut da kemik yapılarda hastanın şüphelendiği veya klinisyenin şüphelendiği alanlarda taramalarımızı yapıyoruz. Yine ek inceleme olarak uzak metastazlarda PET-CT inceleme bize gerek duymadan klinisyen tarafından da tercih ediliyor. Bu şekilde de takiplerimizi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İşte toplu bir fotoğrafımızı alalım sertifikalarıyla birlikte. Bana gösterebilir misin sertifikalarınızı? Çekiyorum hepinizi. Hocam çekiyorum. Evet, tüm katılımcılarımızı böyle davet ediyoruz. Toplu bir fotoğraf çekimi bugün arasında gerçekleştirmek üzere. Zeytinburnumuzun kıymetli kadınlarıyla birlikteyiz. Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor kıymetli izleyenlerimiz. Ve bugün meme kanseri erken teşhisindeydik. Ve bu güzel konferansta bilgiler veren kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı hanımefendilerimize, değerli başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Zeytinburnu'nun birbirinden güzel hanımefendileri, başkanlarımız bizlerle birlikteler. Konferansımızla ilgili neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Ne kadar önemli bir konuya el attıkları için hocalarımıza çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben bir meme kanser hastasıyım. Bunu yaşayan bir insanım. Bu süreçlerin hepsini yaşadım. Rabbim herkese şifa versin. Ama ne diyoruz? Erken teşhis hayat kurtarır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Hasan ve Sayın Başkanım. Evet, bugün değerli hocalarımızdan çok değerli bilgiler öğrendik. Her an karşımıza çıkabilecek meme kanseriyle ilgili kendimizi kontrol edebileceğimiz bilgilerdi bunlar.
Nadiye Başkanımızın da söylediği gibi onun yaşadığı bu süreçte biz de onunla birlikte moral anlamında hep destek verdik. Aynı sıkıntıları biz de hissettik. Allah'ım bundan sonra göstermesin. Bütün hastalarımıza da şifalar versin. Hocalarımıza buradan sizlerin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben de birbirinden değerli hocalarımızdan aldığımız bilgilerden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Her ne kadar şu anda böyle bir rahatsızlığımız olmasa bile bir aday olduğumuzun farkındayım. Bir bayan olarak, bir kadın olarak. Ve yaşı da yok bunun. Yani 69 yaşına kadar galiba, değil mi? En son sınır hocamızın verdi. Bir sınır verdi. Gerçekten çok bilgilendik. Çok mutlu olduk. Benim bir sorum oldu zaten fibrokistlerle alakalı. Onunla ilgili de bilgi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu konuda gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Almamız gereken bilgilerdi. Size de teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Evet efendim, lütfen buyurun. Ben de hocalarımıza çok teşekkür ederim. Benim kardeşim de 31 yaşında kanser, göğüs kanseri. Bu konuda hepinize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz. Evet hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Çok bilgilendi ki yani bu kadar benden de hocalara teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet güzel hanımefendi. Evet ben de hastanemizden ve doktorlarımızdan gerçekten çok memnunuz. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeylerle bilgilendirildik. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim. Merhabalar. Sayın doktorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri donanım ettiler, bilgilendirdiler. Benim de eşimle hem kanseri. Şöyle diyorum, tedbir tedaviden önemlidir. Önce tedbir, evet. Sonra tedavi tabii ki de. Evet, erken teşhis. Evet efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Avrasya Hastanesi gibi değerli bir hastanemiz. İlk 500'e giren. Kendileri takdir ediyorum. Tüm yöneticilerini, tüm doktorlarını, tüm ekibini, tüm personelini, her mevzuda değerli bir hastanemizin meme kanseri haftası. Meme kanserinde farkındalık çok önemli bir konuya değinmekle birlikte bir konferansı düzenledikleri için kendilerine, profesörlerimize, hocalarımıza, hastane mensuplarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Onkoloji dalında bayağı başarılara imza atmış bir hastanemiz. Her ailede olabilir. Olmam diye bir şey yok. Çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Erken teşhis hayat kurtarır. Allah hepimizi saklasın. Hastanemize de başarılar diliyorum. Bu konferans için de tekrar teşekkür ediyorum. Güzel, teşekkür ederim. Evet, erken teşhis hayat kurtarır diyoruz ve bugün Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda meme kanseri konferansına katıldık. Kıymetli hocamız Fatma Şen hocamız çok güzel bilgilerini profesörlerimize, hocalarımıza paylaştılar. Konferansımızla ilgili kıymetli hocamız neler söyleyecekler? Fatma Şen hocamızdan dinliyoruz. Konferansı özellikle meme kanseri farkındalık ayı olarak Ekim ayında tüm Türkiye'de, dünyada kutlanması nedeni biz de bu farkındalık ayında katkımız olsun amacıyla bir söyleşi düzenleyelim istedik. Bu nedenle hem halkımızı hem hastalarımızı davet ettik. Böylelikle de hem meme kanseri taramaları takipte ve sonrasında ile ilgili sorularımıza ufak da olsa katkıda bulunmaya, cevaplamaya çalıştık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz de yine bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta da çok güzel ve anlamlı bir konferansı ev sahip yapan Avrasya Hastaneler grubuna çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT televizyonu izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde
24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.